gençler kimya kim kimya adası ders kanalına hoş geldiniz gençler kampımızın tam da 6. günündeyiz ve yeni üniteye başlıyoruz sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesi 3 günümüz alacak bu ünite ama çok iyi anlayacağımızı düşünüyorum her ünitenin başında biz doğru yanlış kısmıyla başlardık dersimize ki ünitenin şöyle bir genellemesini yapardık evet kitabımız burada sayfa 26 doğru yanlış kısmından siz de benle beraber mutlaka takip edin yazın olur mu evet ben fazla vakit almadan dersime hemen başlamak istiyorum birinci soruyla başlıyor ne demiş? Dibinde katısı olmayan doygun bir çözeltiye su ilavesi yapılırsa çözelti doymamış olur demiş. Şimdi bakın, her bir maddenin bir çözünürlük kuralı vardır. Mesela X maddesi düşünelim. Hatta bunu biz yemek tuzu da düşünebiliriz. Yemek tuzu olsun mesela sodyum klorür olsun. X ile ifade etmeyelim bunu. Mesela sodyum klorürün 20 santigrat derecedeki çözünürlüğü şudur. Nedir? 30 gram sodyum klorür bölü 100 gram su. Yani bu şu demek. Her 100 gram suya biz maksimum 30 gram sodyum klorür atabiliriz ve bu madde çözünebilir. Mesela 35 gram atarsak ne olur? 30 gramı çözünür ve 5 gram dibe gelir. Şimdi bize demiş ki tam da böyle doygunluk sınırına ulaşmış. Yani diyor ki elimde 100 gram su var. 100 gram suya ben tam da 30 gram sodyum klorür atmışım yani dibinde katısı yok. E ben buna şimdi su ilavesi yaparsam mesela diyelim ki ben buna 50 gram daha su ilavesi yaptım. E bu durumda şimdi 100 gram suyumuz bizim normalde 100 gram suyumuz 30 gram sodyum klorür çözebiliyorken o zaman ilave ettiğim suyla beraber 150 gram suyumuz ne yapar bu durumda? 45 gram sodyum klorür çözebilir değil mi? Hani kural bunu bize söylüyor. O zaman demek ki benim şu andaki çözeltimize ne var diye bakarsak 150 gram suda 30 gram madde var. Dolayısıyla çözebileceğinden daha az madde içerdiği için bu çözeltimiz artık doygun çözeltiden doymamış bir çözelti haline gelir. O yüzden bakın zaten çözelti doymamış olur demiş. O yüzden bu ifademiz doğru yani ben burayı D olarak işaretliyorum. Devam edelim. Alkollü su, şekerli su elektrik akımı iletmez demiş. Şimdi ben bir renk değiştirme yapayım burada. Şimdi alkollü suyun, biz burada alkolün formülü bilmemiz lazım. Alkol, metil alkol olabilir, etil alkol olabilir fark etmez. Mesela şu CH3OH e, metil alkoldür. C2H5OH da etil alkoldür. Bunu söyleyelim. Aynı zamanda şekerli su. Şekerin formülü de C6H12O6 diye söyleyebiliriz. Şimdi burada baktığımız zaman alkollü su deyince alkol suda çözünür. Şeker de çözünür. Fakat bunlar moleküler çözünür. Yani şöyle mesela C2H5OH oda koşullarında sıvıdır tabii ki. Ben bunu suya attığımda şöyle olur. C2H5OH OH suda. Yani herhangi bir iyon yok burada. Yani moleküler olarak çözülme dediğimiz şey bu. Veya baktığımda C6 H12O6 dediğimde aynı şekilde bunun katısı o da koşana katıdır bu zaten. Bunun katısını biz suya attığımız zaman ne yapacak? Gene C6 H12O6 şeklinde suda çözülecektir. Dolayısıyla ortamda iyon olmadığı için elektrik akımını iletmez. O yüzden bu ifade doğru olur. Ama mesela Şöyle bir şey olsaydı. Elimde iyonik bağlı bir bileşik olsaydı. Mesela ne gibi? Sodyum klorür gibi. Veya işte diyelim ki potasyum nitrat gibi. Veya işte magnezyum bromür gibi. Yani metalin yaptığı bir bileşik. Ya da daha doğrusu şöyle bir şey. iyonik bağlı bileşik. İlla metal yapmak zorunda değil. Mesela amonyum klorür desek de o da olur. Amonyum dediğimiz şeyde. Amonyum artı 1 ve klor eksi 1 iyonları vardır. Mesela magnezyum bromür deyince magnezyum artı 2 ve bromür eksi 1. Yani çoğunlukla metaldir ama amonyum gibi böyle katyonlar da olabilir. Mesela potasyum nitrat deyince potasyum artı bir ve nitrat eksi bir gibi iyonların oluşturduğu veya sodyum klorür gibi na artı ve cl eksi bir gibi iyonların oluşturduğu iyonik bağlı bir bileşiğimiz olsaydı biz bunları suya attığımız zaman ne yapacaktır? İyonlarına dönüşecektir ve elektrik akımı iletecektir. O yüzden mesela baktığımız zaman alkolü su, şekerli su moleküler çözünür ve elektrik akımı iletmez. Ama tuzlu su olmuş olsaydı, asit olsaydı, baz olsaydı bunlar elektrik akımını iletirdi. O yüzden iletmez demiş bu alkolü su ve şekerli su için. O yüzden ben bunu D olarak işaretliyorum diyebiliriz. Şurayı ben bir açayım tabii ki ama çok fazla burayı kullandım. Hemen şurayı bir silelim ve 3. sorumuza geçiyoruz. 3. soruda diyor ki çözelti hacmi daima çözücü ve çözünen hacmi toplamına eşit midir acaba? Şimdi çözelti deyince ne anlayacağız? Çözelti deyince aslında eğer kütleden bahsediyorsak çözelti demek homojen karışım demektir. Çözelti kütlesinden bahsediyorsak evet doğru. Yani çözeltiyi oluşturan parametreler yani çözücü kütlesiyle çözünen kütleleri toplamı çözeltinin e, kütlesini verir bize. Burada bir sıkıntı yok ama hacim diyorsak bu eşit gelmeyebilir. Mesela şöyle ki ben burada 50 mililitre alkol alsam 50 mililitre alkolle 50 mililitre eğer saf suyu karıştırırsam burada oluşan çözeltinin hacmini 100 mililitredir diyemem. Çünkü neden biliyor musun? Sıvılar arasında boşluklar olduğu için buradaki sıvılar birbirleri arasında temas eder ve hacimde biraz azalma olur. Mesela çok fazla azalma olmaz. Mesela çözelti hacmi aslında 99,5 gibi bir şey olabilir. Ya yani 99 gibi bir şey olabilir. Ama çözelti hacmi ayrı ayrı topladığımız zaman böyle bileşenlerin hacimleri toplamına denk gelmiyor. Mesela sıvı sıvılarda böyle bir şey. Ha, katı sıvı olduğu zaman çok fazla önemsemeyiz gerçekten katının hacmi çok e, azdır ama burada bile belki belki bir, bir, bir burada bile belki yani tam böyle denk gelmiyor. O yüzden baktığımız zaman bunu biz kabul edemeyiz. Yani eğer kütle deseydi evet doğruydu. Yani çözücü kütlesi ve çözünen kütlesi toplamı çözelt kütlesidir ama hacim deyince bunu biz kabul edemiyoruz. O yüzden bu ifademiz ne oluyor? Yanlış oluyor diyebiliriz. Devam edelim. Ne demiş dibinde katısıyla dengede olan çözeltiye dibindeki katıyı çözebilecek kadar çözücü ilavesi yapılırsa çözelti derişiminde bir azalma olur demiş bak şimdi çok güzel bir şey. Eğer biz dibinde böyle mesela bir e, katı olan bir çözelti görürsek, bir sistem görürsek. Mesela diyelim ki şöyle. X katısını bir suya atmışız tamam mı? X ne yapmış? Su da çözünmüş. Yani bunu, bunu söyleyebiliriz. Mesela şimdi çözünürlüğü bunun diyelim ki 60 gram olsun. Yani şöyle ki 100 gram suda ee, en fazla 60 gram x çözünüyor diye kabul edelim tamam mı? Sen mesela ne yaptın diyelim? İşte 70 gram attın. 70 gram atarsan ne olur? 60 gram x çözeltide kalır. Dipte de 10 gram x ne yapar? Batar dibe diyebiliriz. Biz böyle dibinde katısıyla dengede olan çözeltide ne diyormuşuz? Doygun çözelti diyormuşuz. Bak bu çözelti doygundur. Çözemileceğini çözmüş. Çözemediği dipte kalmış. Şimdi sen ne yapıyorsun? Bu çözeltiye dibindeki katıyı çözebilecek kadar çözücü ilavesi yapıyorsun. Yani bak buna su ilavesi yapıyorsun ama ilave ettiğin su tam da bu katıyı çözüyor. O zaman çözeltinin derişiminde herhangi bir şey olmaz. Çünkü bak derişim dediğimiz şey şu. Derişim m eşittir n bölü v. Yani çözünen hacim. Bak şöyle bir şey. Çözünenin molü bölü çözelti hacmi diyoruz. Evet belki su ilavesi yaparak çözelti hacmi arttı ama çözünen molü de aynı oranda arttığı için çözeltimizin derişiminde herhangi bir değişiklik olmaz. Ama sen mesela şöyle bir şey yapsaydın. Çözeltideki o dipteki katıyı çözebileceğinden daha fazla miktarda su ilavesi yapsaydın çözeltinin derişimini azaltmış olurdun. Bunu söyleyelim. Bak Şöyle bir şey, ilave ettiğim su çözeltteki dipteki çöz katının bir miktarını da çözse, tamamını da çözse derişimi değişmez. Ama çözebileceğinden fazlası miktarda su ilavesi yaparsak derişimimiz azalır. Peki demiş ki ne yapmış? Derişim azalır demiş. Hayır, ifadesi yanlış oluyor. O yüzden biz bunu yanlış olarak işaretliyoruz ve hemen diğer sorumuza geçiyoruz. 5'teyiz. Apolar moleküller su içerisinde iyi çözünür mü acaba? Şimdi bak suyun molekül yapısına bakalım. Su bak molekül yapısı h 2 olur ve biz Lewis yapısına baktığımız zaman h 2 oyu şöyle hatta aşağı doğru yazarız böyle bağları. Çünkü oksijen üzerinde ortaklanmamış elektron çiftleri var. Ve bu molekül ortaklanmamış elektron çift içerdiği için merkez atomda bu molekülümüz biz polar olarak kabul ediyoruz. Ha Kural nedir? Bak kural şudur. Benzer benzeri çözer. Bak kural şu. Bu ne demektir? Yani polar maddeler polar maddeler çözünürken apolar maddeler apolar maddeler çözünür. O yüzden apolar bir molekül suda çözünemez. Yani mesela ne diyelim apolar molekül olarak? Mesela CH4 diyelim. Hayır suda çözünemez. Veya işte klor diyelim veya brom diyelim. Yani dengelenmiş moleküller ki CH4'e baktığımız zaman karbon etrafında hidrojenler ne yapmıştır? Karbon dengelemiştir. Veya klor diyoruz. Klorlar ne yapar? Böyle simetrik bir yapıda böyle birbirinin dengeler. Yani aynı atomlardan meydana gelirse bunlar zaten apolar olmuş. Ama İki tane atom olursa mesela yapıda ve bu atomlar birbirinden farklı ise mesela HCl gibi, HBr gibi bunlar nedir? Bunlar polardır ve polar olan HCl, HBr molekülleri suda çok iyi çözünür. Yani özetle şunu söyleriz: Polar moleküller, polar moleküllerde apolar moleküller, apolar moleküller çözüldüğü için apolar moleküller suda iyi çözünemez. O yüzden biz burada yanlışı işaretliyoruz. Devam edelim. Bir tuzlu su çözeltisinin bir kısmı bir yere aktarılırsa çözünen maddenin kütlesi azalırken çözelti derişimi değişmez. Şimdi bak şöyle bir şey var. Benim burada bir çözeltim var tamam mı? Çözeltide mesela diyelim ki şöyle bir şey var. Çözelti deyince nedir? Homojen karışım. Mesela bu çözelti içerisinde 100 gram suyun olduğunu ve de 30 gram tuzun olduğunu varsayalım. Böyle bir kuralımız, böyle bir çözeltimiz varmış tamam mı? Ben mesela bunun bir miktarını dışarı atsam. Mesela diyelim ki bir miktarı döküyorum. Yani mesela ben bunu içiyorum diye düşünelim. Ha ben bunu içtiğimde her yudumda aynı tadı almaz mıyım? Yani ne demektir bu? Aslında içtiğim zaman ben bunun hacmini azaltıyorum. Ama bak m eşittir n bölü v değil mi? Belki içtiğimde veya bir yere döktüğümde hacmi azalıyor ama çözünen maddenin molü de azalıyor. O yüzden derişimimiz sabit kalıyor. Mesela ben diyelim ki bunun yarısını döküyorum. Yarısını dökersem ne olur? 50 gram su gider, 15 gram da tuz dışarı gider. Ee, bende ne kalır? Bende zaten bu yarısı kalmış olur. O zaman zaten baktığımda çözünen kütlesi evet mesela 30 gramdan 15 grama azalırken kütle azalırsa tabii ki molü de azalır bu durumda onu da söyleyebiliriz ama burada derişimin değişmediğini yani 30'da 100 15'te 50 değişmiyor derişimiz oranımız değişmiyor o yüzden bu ifade doğru yani bir yere aktarırsak evet çözünen kütlesi azalırken ama çözelti derişimi değişmez. Hatta bak çözelti kütlesi de azalır veya çözücü kütlesi de azalır diyebiliriz ama derişim değişmiyor. O yüzden bu ifade doğru geldi. Devam ediyorum. Ne demiş? 20 gram şeker ile 100 gramdan oluşan çözeltinin derişimi kütlece %20'lik midir? Bak şöyle bir şey var aslında. Biz bunu formülle de yapabiliriz ya da formülsüz de yapabiliriz. Hadi bir formülle yapalım önce ya da formülsüz de yaparız birazdan. Formül şu. Kütlece yüzde derişim eşittir diyoruz. Çözünen kütlesi bölü çözelt kütlesi çarpı 100'den ben buradan olayı çözebilirim. Şimdi ben burada çözünen kütlemiz kaç gram? 20 gram şekerimiz var. Çözelt kütlemiz nedir? 20 gram şeker artı 100 gram su. Yani 120 gramlık çözeltimiz var. Çarpı 100. Peki buradan %20 gelir mi? Hayır gelmez. Buradan %20'den daha küçük bir şey gelir. Mesela %18 gibi bir şey geliyor görüyorsunuz. Tam da çıkmaz gerçi ama. Burada %20 gelmediğini görüyorum. Peki bak bu bizim formülle ifade. Bu yanlış oluyor dolayısıyla. Ha ben bunu e normalde oran orantıyla da yapabilirim. Şöyle de yapabilirim. Şöyle diyebilirdim. Mesela elimde 120 gram çözelti varsa. 120 gram çözelti. Bak nedir 120? 20 gram çözelti. 100 gram su 20 gram çözü çözünen toplam 120 gram çözelti. 120 gram çözeltimizin 20 gramı şeker ise acaba 100 gram çözeltimizin kaç gramı şekerdir? Buradan da çözeltimizin %20 olmadığını anlarız diye düşünüyorum. O yüzden burada da yanlış olanı işaretliyorum. Devam edelim. 8'deyim ben şimdi. Ne diyor bize burada? 10 ml etil alkol üzerine Çözelti hacmi 200 ml olana kadar su ilavesi yapılırsa çözelti hacimce %5'lik olur mu acaba? Bak aynı mantıkla çözeltimizin hacimce yüzdesi ne olur? Çözünen hacmi bölü çözelti hacmi çarpı 100 şeklinde biz bunu ifade edebiliriz. Şimdi ne diyor bize? Bak diyor ki 10 ml etil alkol diyor. Çözünen hacimiz 10. Bölü çözelti hacimimizi ne yapıyoruz? Su ilavesi yapar. Bak şöyle dememiş. 190 ml su ilavesi yapıyoruz dememiş. Bak diyor ki çözelti hacmi 200 ml olana kadar diyoruz. Zaten 190'dan biraz daha fazla miktarda su ilavesi yapmışızdır. Çünkü neden? Hani 10 artı 190 200 gelmiyor demiştik. Hacim hacim toplamı 200 gelmez demiştik. Değil mi hatırlarsınız? Ama ne diyor? Çözelti hacmi 200 olana kadar demiş. O zaman bak 10 ml çözünen 200 ml çözelti çarpı 100 yaparsak bak burada ne olur? %5 yani biz bunun %5 olduğunu görebiliriz. O yüzden burada doğru. Hatta buna bak şöyle biz 5 derece de diyebiliriz. Mesela alkol, mesela kolonya falan var ya. Kolonya'da etil alkol vardır. Mesela der ki 80 derece. Bu şu demektir. %80 oranında hacimce ne vardır? Alkol vardır demektir. Bu da 5 dereceymiş. Onu %5 olduğunu anlayabiliyorum. Haydi bakalım. Geldik 9. sorumuza. Ne demiş burada? 200 gram çözeltide 2 mg kobalt var ise kobalt derişimi 10 ppm'dir demiş. Acaba öyle mi? Şimdi ppm demek çok çok hassas ölçümleri bizi ifade ediyor. Hani particle part of million. Hani elimizde var ama çok çok az. O yüzden bunu kütle cüzdeli ifade etmemiz zor olduğu için ppm dediğimiz bir derişim ifade edilmiş. Peki ppm'in tanımı nedir diye bakarsak o da şudur. Miligram miktarı çözünen bölü kilogram çözücü. Yani 1 kilogram çözücüde çözülen maddenin miligram kütlesidir. Pekala yani bak bende ne var? 200 gram çözelti var. 200 gram çözelti demek 200'ü 1000'e böldüğüm zaman aslında bu nedir? 0.2 kilogram çözelti demektir. O zaman bak burada hemen öğrenen biz bunu olayı çözebiliriz. 0.2 kilogram çözelti içerisinde 2 mg kobalt artı 2 ya da kobalt iyonu var ise acaba 1 kilogram çözeltide ne kadar vardır? Bak 0.2'de 2 ise 1 kilogramda ne olur? Bu durumda 10 miligram kobalt vardır diyebilir miyiz? E bu da zaten ppm demektir. Dolayısıyla demek ki bizim olayımız hani e, aslında 1 kilogram içerisinde miligram kütlesi ppm olduğu için de o zaman 10 ppm derişim ifadesi doğru gelmiş oluyor. O yüzden bu ifademizi de ben doğru olarak seçebiliyorum ve diğer soruma geçmek isterim. Şimdi bakalım olayımızda ne var sorumuzda? 0.98 gram H2SO4'ün demiş 100 mililitre çözeltisinde toplam iyon derişimi 0.2 molar mıdır acaba? Şimdi H2SO4'ü bir açmamız lazım. Çünkü bizim burada iyon derişiminden bahsediyor. H2SO4'ü biz burada açtığımız zaman ne göreceğiz? Bak bu bir asittir ve suya H artı verecek. Zaten bak ama H artı verecek ama iki tane H var. Bak şurası çok önemli. 2 olduğu için buraya 2 yazıyorum. Artı gelene kalmış SO4. Peki SO4'ün yükseltken basamağı da eksi 2'dir. Aslında bu iki SO4'ün eksi 2'si olmuş oluyor. Şimdi bak ben bunu böyle yazdıktan sonra bunlar iyonlar. Yani H artı ve SO4 Eksi 2 bunlar iyonlardır. Şimdi demiş ki 0.98 gram. Hemen ben buradan ne yaparım? MOL'ü bulurum tabii ki. N eşittir. M bölü MA'dan MOL'ü bulabilirim. Bak ne diyor? 0.98 diyor. MA'sı 98'miş zaten. Biz bunu böldüğümüz zaman ne olur? Hemen e, burada %1 yani 0.01 MOL elimde H2SO4 vardır. E peki derişim neydi? Derişim M eşittir n bölü v idi. Dolayısıyla bizim çözeltimizin hacmini biz 100 mililitre olarak vermişiz. O zaman zaten burası mol olacaktır. Burası litre olacaktır. E zaten biz ne bulduk? 0.01 mol bulduk bölü. Hacimiz de 0.1 litre. Çünkü 100 mililitre demek 0.1 litre demektir. Bunu böldüğümüz zaman 0.1 molar elimizde sülfürik asit olduğunu gördük. Bak bu 0.1 molar sülfürik asitin derişimi ama biz iyonların derişimini istiyoruz. Bak 1'e karşılık 0.1 molarsa 2'ye karşı 0.2 molarlık haşart iyonları derişimidir. Ve 1'e karşılık gene 0.1 molarlık sülf sülfat iyonları derişimidir. Bize toplam iyon derişiminden bahsediyorsa 0.2 artı 0.1'den toplam iyonlarımız 0.3 molarlık iyonumuz var demektir. O yüzden burada 0.2 molar demiş. Burada bir hata var. Cevap da bu durumda Y yani yanlış olacaktır diyebiliyoruz. Geldik 11'in soruya. Ne demiş 11'in soruda? Hemen şöyle bir temizleyelim de daha güzel görelim sorumuzu. Evet, temizleyemedim. Hemen temizliyorum. Evet, demiş ki soruda, evet, aynı sıcaklıkta uçuculuğu daha fazla olan sıvıların buhar basıncı düşük olur demiş. Bak, şimdi şöyle bir şey var. Çok önemli burası. Bak, burada uçuculuk kelimesini alıyoruz, tamam mı? Buhar basıncını alıyoruz, tamam mı? Bir de kaynama noktasını alıyoruz. Bir de bir şey daha var. Moleküller arası çekim kuvveti diye. Ben bunu kısa yazdım. Böyle dört tane kavramımız var, tamam mı? Bak. Gençler bakın, Uçuculukla bir molekül ne kadar uçucuysa onun yaptığı buharlar daha fazladır değil mi birim hacimde? O yüzden onun yaptığı basınç da fazla olur. O yüzden bak uçuculukla buhar basıncı doğru orantılıdır. Onu söyleyelim. Bak bunlar doğru orantılı. Ve bak kaynama noktası ne kadar fazlaysa bu da o sıvının molekül çekim kuvvetinin fazla olduğunu gösteriyordur. O yüzden bakın bu da hani kaynama noktası ile molekül çekim kuvveti doğru orantılıdır. Onu söyleyelim. Ama bak Burada hani bak bu birinci parametre, bu ikinci parametre, bu üçüncü kavram, bu da dördüncü kavram diyelim. Bak 1 ile 2 doğru orantılı, 3 ile 4 de doğru orantılı. Ama bak 1 ile 3 desek, 1 ile 4 desek veya 2 ile 3 ve 2 ile 4 dersek. Yani buradaki şuradaki herhangi birisiyle aşağıdaki herhangi birisi ters orantılı. Yani şöyle ki uçuculuğu fazlaysa kaynı noktası düşüktür. Veya uçuculuğu fazlaysa molekül çekim kuvveti düşüktür diyebiliriz. Veya kaynı noktası fazlaysa aynı sıcaklık buhar basıncı düşüktür diyebiliriz. Bak bu önemli. Peki ne demiş bize? Aynı sıcaklıkta uçuculuğu daha fazla olan sıvıların buhar basıncı düşük olur. Hayır. Bunlar doğru orantılıdır. O yüzden bu ifademiz yanlış oldu diyebiliyoruz. Geldim 12. soruma. Ne 12. soruda? Demiş ki 0.2 molar 200 mililitre sodyum sülfat çözeltisindeki çözelti hacmi 800 mililitre olana kadar saf su eklersek sodyum iyonları derişimi 0.05 molar olur demiş. Şimdi öncelikle biz burada sodyum sülfatı bir açalım. Sodyum sülfatı nasıl açarız? Bak çok önemli bir iyonumuz sülfat. Bak şöyle yazayım. Sülfat SO4 yükü eksi 2 çok önemlidir. Nitrat NO3 yükü eksi 1 çok önemlidir. Hidroksit OH yükü eksi 1 olan iyonumuz çok önemlidir. Amonyum yükü artı 1 olan iyonumuz çok önemlidir. Ve burada ben fosfat. Bak bu da çok önemli. Hatta karbonat. Bunları mutlaka bilelim. Bir sürü var da Özellikle bu 6 tanesi çok önemli. Bunları mutlaka biliyoruz tamam mı? Bak şimdi sodyum sülfat dedik ya bu nasıl ortama iyon verir? Zaten sodyum yükseltme basamağı artı 1. Sülfata bir şey verememiş. Çünkü bir tane sülfat var. O yüzden sodyum yükü artı 1. Ama bundan 2 tane sodyum var. O yüzden burada sülfatın dirişimi, e, sülfatı biz böyle yazıyoruz. E, bir tane sülfat olduğu için. Bak bize demiş ki 0.2 molar demiş bunun derişimine. Ama bu sodyum sülfatın derişim Bak kat sayısı 1 değil mi? Kat sayısı 1'e 0.2 molarsa kat sayısı 2 olan sodyumun derişimi 0.4 molardır. Kat sayısı 1 olan sülfatın derişimi de 0.2 molardır diyebiliyoruz. Şimdi ortamda böyle bir güzellik varken ben ne yapıyorum? Çözelti hacmi 800 mililitre olana kadar saf su ilavesi yapıyorum. Yani çözeltimizi biz seyreltiyoruz. Seriatma formülü neydi? Hatırlayalım şudur. N1 çarpı V1 eşittir. M2 çarpı V2. Ben şimdi sodyum üzerine gideceğim. Sodyumun derişimi 0.4 molardı başlangıçta. Ve çözeltisinin hacmi de e, neymiş? 200 mililitre. Yani baktığımız zaman hani e, 0.2 litre diyebiliriz. Ya da direkt hani burayı, burayı litre alırsak burayı da litre alacağız. Yani V1 ve V2 aynı birim alabiliriz. Eğer mililitre alıyorsak diğer tarafta mililitre alacağız. Hadi biz mililitre alalım. Yani 0.4 molar sodyum iyonu varken onun çözeltisinin hacmi 200 200 mililitreydi. Eşittir diyeceğim. Son derişimi ne olur? M2 ne olur? Üzerine su ilavesi yaparak çözeltimizin hacmini 800 mililitre ilavesi yapmış. 800 mililitre yapmışız. Yani çözelti hacmi 4 katına çıktığına göre o zaman çözelti derişimindeki sodyum iyonları derişiminde 0.4'ten 0.1'e düşmesi lazım. Yani 4'te 1'e düşmesi lazım. Ama 0.05 model olur demiş. Olmaz. Yanlış olmuş. O yüzden ben burada Y'yi işaretliyorum. Evet devam ediyoruz. 13'teyiz aynı ortamda ve aynı derişimli çözeltilerden sodyum klorür çözeltisinin kaynama noktası burada şeker çözeltisinden daha mı düşüktür? Ona bakalım şimdi. Bak, kaynama noktası yükselmesi. Evet, bir sıvıda katı çözersek bu tuz da olabilir, şeker de olabilir. Ne olur? Kaynama noktası beklenildiğinden biraz daha yükselir. Mesela saf suyumuzun deniz seviyesinde kaynama noktası 100 santigrat dereceyken tuz ilavesi yapılırsa kaynama noktası yükselir. Bunu söyleyelim. Peki ne kadar yükselir? Formülümüz şudur. Delta T eşittir. K çarpı I çarpı M. Bak burası çok önemli. Peki bak K ne? K sabit bir sayı. E sodyum klorür ve e, şeker için aynı sıvımız. O yüzden K'yı düşünmeyeceğiz zaten. E diyor ki bunların aynı derişimde olduğunu söylemiş. O zaman M'de derişimdi zaten. Molal derişimi olsa bile derişim. O yüzden bu da aynı. Ama i farkı var bak şimdi. İ i verilen iyon sayısı. Şimdi bakıyorum bak. C6H12O6. Şimdi bak bu madde moleküler çözünür demiştik. İlk sorumuz buydu aslında. Şeker moleküler çözünür. O yüzden bunun biz iyisini ne alacağız? 1 alacağız. Çünkü bir tane molekül var. Ama sodyum klorüre baktığımda sodyum klorürü ben yazdığımda NaCl deyince Na artı ve Cl-1. Yani ortamda bir tane sodyum, bir tane klor, iki tane iyon var. Yani i değeri 2'dir. E daha fazla tanecik verirse sodyum klorür ne yapar? Çözüm buradaki kay noktasını biraz daha yükseltir. O yüzden burada sodyum klorür çözersin kay noktası şekerinkinden düşük olamaz. Tam tersi ne olması gerekirdi? Yüksek olması gerekirdi. O yüzden bu ifademizde yanlış oldu diyebiliriz. Devam ediyorum. Şimdi ne demiş burada? 0.3 molar 200 mililitre kalsiyum karbonat çözeltisinde 6 gram kalsiyum karbonat çözünür mü? Şimdi buna bakalım bak. 6 gram kalsiyum karbonattan önce öncelikle biz bunun molü bulalım. Kalsiyum karbonatı düşünelim. Kalsiyum karbonat iyonik bağlı bileşiktir. Ne yapar? ortama kalsiyum artı 2 ve karbonat eksi 2 iyonlarını bırakır. Çünkü kalsiyum 2 adı artı 2'dir. karbonat yükseltken basamağı da eksi 2'dir. Böyle bir iyon var. Şimdi diyor ki bak derişimi şurası 0.3 molar arkadaşlar şunu şöyle yazalım. Orayı 0.3 molar olarak ekleyelim. 0.3 molar ve 200 mililitre diye ifade edecektik. Oradaki M'yi baskı hatası olmuş arkadaşlar. Onu düzeltiyoruz. Şimdi 0.3 molar diyoruz ya. Şimdi burada arkadaşlar bak M eşittir N bölü V dediğimiz çok önemli bir formülümüz var. E mol nedir? Mol dediğimiz şu. Mol dediğimiz şey aslında derişimle hacmin çarpımıdır. Pekala, yani o zaman bak ne demişiz bunun derişimine? 0.3 molar demişiz. Hacmi de zaten 0.2 litre. Çarparsak 0.06 mol müdür? Evet. Bak biz burada 0.06 mollük bir kalsiyum karbonatın çözündüğünü anlıyoruz. Peki bak bunu kütleye çevirmemiz lazım. E, nasıl çevireceğim kütleye? Artık n eşittir. M bölü MA dediğimiz bir formül var ya. Mol sayımız 0.06 mol. Yani 6 bölü 100 mol eşittir diyeceğiz. Çözülen maddenin kütlesini bilmiyoruz. MA'sı kaç? Kalsiyum karbonatın MA'sını da biz burada hemen hesaplarız. Kalsiyum 40, karbon 12, e, oksijen de 16, 3 kere 16 diyoruz. Ve buradan da 100 gelir. Hemen burayı baktığımız zaman bak 100'ler gidiyor zaten kütle buradan 6 gram geliyor. O yüzden dolayısıyla burada baktığımda 6 gram kalsiyum karbonat çözünür ifadesi doğru geldiği için ben burada D'yi işaretleyebilirim. Evet şurayı hemen bir temizleyelim ve güzel bir şekilde ne yapalım? 15. soruya geçelim. Artık 15'teyiz çünkü. Diyor ki bize soruda 42.5 gram sodyum nitrat katısının 500 gram su çözülmesi oluşan çözeltinin deniz seviyesindeki donma noktası eksi 3.72 midir acaba? Şimdi bak formülümüz vardır. Normalde saf su deniz seviyesinde 100 Celsius'ta donacak. 100 santigrat derece donacak. Ama içerisinde tuz ilavesi yaparsak işte ne olur? Kaynama noktası yükselirken donma noktası da alçalır. Yapacağım formül şu. Delta T eşittir kim? Bu formülden yola çıkacağım. Bu çok önemli bir formüldür. Onu söyleyelim. Peki sodyum nitrata baktığım zaman sodyum nitratta kaç tane iyon var? Bak sodyum yükseltgen basamağı artı bir ve nitrat yükseltgen basamağı eksi 1. Bak bir tane sodyum bir tane nitrat. O zaman i değerimiz 1 artı birden 2 geldi. Bak burası çok önemli. Şimdi ben burada k'yı vermişim zaten Zaten 1.86. Onu hemen yerine koyalım. Delta t eşittir K. Yani 1.86 çarpı i'miz 2 imiş. Bak burada ne var? M var. M molaldır onu söyleyeyim. Peki molal ne? Molal şu. Molal dediğimiz şey çözünen maddenin molü bölü. Çözücünün kilogramı yani çözücümüz mesela suysa ki burada su suyun kilogram olarak düşüneceğiz. Şimdi çözünen maddenin molünü bulacağız hemen. 42.5 gram sodyum nitrat. Peki kaç mol? N eşittir M bölü MA'dan tabii ki. 42.5 kütlesi. MA'sı da 85. Bak bunun tam yarısı. Yani 0.5 mol elimde çözünen maddemizin molü var. Peki kilogram suyumuz ne? O da 500 gram diyor ya. 500 gram ama kilogramı alacağız. 500'ü 1000'e böleceğiz de 0.5 kilogram olur. O zaman ne olur? 0.5 mol çözünen 0.5 Kilogramda çözünün kütlesi. Bak buradan 1 molal geliyor. Evet o zaman buraya 1 yazarsam ne olur? 1.86 çarpı 2 çarpı 1'den buradan 3.72 olacaktır. Ama bu düşürme miktarı. Normalde saf su ne yapar? Sıfırda derece donular. O zaman sıfırdan 3.72'yi azaltırsak eksi 3.72 bizim donma noktamız olur. O yüzden bu ifademizde doğru gelecektir diyebiliriz. Hadi bakalım 16. soruda şimdi. Şurayı bir ama bir temizlemem gerekiyor tabii ki. Hemen 16'dan önce temizleyelim. Ne demişiz? Diyor ki çözünürlüğü 30 gram bölü 100 gram su olan X katısının kütlece %20'lik 250 gram çözeltisini doyurmak için 10 gram X gerekir demiş. Şimdi bak şöyle bir şey. Biz burada e, ne demiş bize? %20'lik 200 gram çözelti demiş. O zaman bu çözeltiyi bir analiz edelim tamam mı? 250 gram çözeltimizin %20'lik olduğunu söylüyor. 250 gramı ben 20 ile çarpıp 100'e bölersem ne olur bu durumda? İçerisinde 50 gram tuz olduğunu anlarım. Ha demek ki bak 250 gram çözeltimizin 50 gramı tuzsa demek ki burada şu vardır. 200 gram su vardır ve 50 gram da su, tuz vardır. Bunu böyle anlayabiliriz. Toplam çözeltimizin 250 gram olduğunu anlıyoruz. Yani 250 gram çözelti analiz etmiş oldum. 200 gram su 50 gramı tuz. Peki benim kuralım neymiş? Bak diyor ki 100 gram su maksimum 30 gram çözebilir maddemiz. Çözeltimiz kuralı şuymuş. Yani 100 gram suyumuzun çözebileceği tuz miktarımız 30 gram tuzmuş. E peki ambelerinde kaç gram su var? E 100 gram yok. ...200 gram su var. 200 gram su ne kadar çözebilir? 100 gram su 30 gram çözebilirse... ...200 gram su bu durumda... ...60 gram tuz çözebilir. Bak, kuralımız da şu söylüyor. Yani 200 gram suyun 60 gram tuz çözdüğünde... ...çözeltimiz doygun olmuş oluyor. Sınırımız bu. Pekala bende ne vardı elimde? Elimde 200 gram suya karşılık 50 gram tuz vardı. Ee, o zaman demek ki 60'a gelmek için... ...ben burada 10 gram daha tuz ilavesi yaparsam... ...çözeltimi doyurmuş olurum. O zaman demek ki 10 gram x ilavesi yapmak gerekir demiş. Bu da tabii ki 10 gram x tuzu doğru oluyor. O yüzden burada ben bunu hemen d'yi işaretleyebilirim. Peki 17'ye geçtim şimdi. Ne diyor? Yoğunluğu 0.8 gram bölü mililitre olan kütleci 120'lik sodyum klor çözeltisinin derişimi 8 molar mıdır? Burada bizim bir formülümüz var. Ben şunu hemen bir temizleyeyim şurayı ve daha güzel bir işlem yapabilmek açısından. Ne diyor? Şimdi yoğunluğu vermiş. D'yi vermiş. Çok güzel. Kütleci yüzdeyi vermiş. Harika. Çözeltimizin derişimini soruyor. Formülümüz neydi hatırlayalım. Bak. Kütleci yüzde derişimine bağlı bir derişim molar derişim formülü var. O da şu. M eşittir. Denizde yüzen 10 maymun diye kodlayabilirsiniz. Bak D yoğunluk yüzdesi zaten kütleci yüzde çarpı 10 bölü MA diye kodlayabiliriz. Ben burada niye bulacağım? Molar derişim bulacağım. Hemen yerine koyalım. D yani burada vermiş zaten 0.8 olarak vermiş. Kütleci yüzde derişimimiz neymiş? Yüzde 20'likmiş. 10 zaten formülden gelen 10 ve MA'sı ne sodyum hidroksit? O da 40 olarak verilmiş zaten. Hemen baktığımız zaman burada işlem yapacağız. Bak burası 2 kalır, burası 1 kalır. Burası 1 kalır, burası 5 kalır. 5 çarpı 0.8'den burada buradan da 4 molar gelmesi lazım ama 8 molar demiş olmaz hatalı. O yüzden bu ifademizde yanlış oluyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu şekilde ne yaptık? Doğru yanlış kısmıyla olaya şöyle bir genel baktık. Hemen akabinde arkadaşlar ne yapacağız? Testler çözerek konumuzu iyice anlayacağız tabii ki. Bakın bu konu çok önemli bir konu. Temel bir konu. İnşallah her şeyi anlayacaksınız. Haydi bakalım arkadaşlar. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.